Toprak ürünleri kurumunun deposuna alınan patatesler. patatesler var. Bunların bedellerini de bayram öncesi ödeme planı yaptık. Onları da ödeyeceğimizi deklar ettik. Ben bakıyorum bugün galiba patatesçiler birliği de eylemin içinde. Olabilir. Ama siz kendi sorunlarınızı geliyorsunuz, konuşuyorsunuz. Bunlara çözüm bulma önünde biz çeşitli bakanlar kurulu kararları üretiyoruz. Hı hı. Ama yine de bir memnuniyetsizliktir. Alıp başını gidiyor. Bu bakanlığımıza karşı yapılan ciddi bir haksızlıktır. Bunu öyle algılıyorum. Evet. Narenciye ödemeleri gecikmiştir. Nedeni bellidir. Bunu müteaddit defalar konuştuk. Bir kere Siprevex bu yıl çok yüksek miktarda ürün almak zorunda kalmıştır. Nedenleri de açıktır. Dış pazarda yaşanan sorunlar nedeniyle, hı hı. ihracatta yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu ürün içeride değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu ürünün konsantre yapıldıktan sonra satışı söz konusudur. Hı hı. Satış yapıldıktan sonra ancak paranın gelecek olması nedeniyle de e, orada üreticiyi ödemekte bazı sıkıntılar yaşanıyor. Hı hı. Bunu da olduğu gibi bırakmadık. Bununla ilgili de kredi taleplerimiz oldu. Çünkü sözleşmelerle bu konsantre satışı gerçekleştirilmiştir. Pazarlanmıştır elde mevcut konsantre ama hı hı. paranın gelişi 6-8 aylık bir dönemi içereceğinden biz üreticiyi daha erken ödeyebilmek için bir kredi talebinde bulunduk. Bunu da takip ediyoruz. Sayın Büyükelçimiz de bu konuda bize yardımcı oluyor, hı hı. bu konuda destek oluyor ve bunu gerçekleştirdiğimiz anda üreticiyi de, narenciye üreticisini de o kesimi de ödeyeceğimizi söylemiştik. Şimdi kredi yetişir mi bayram öncesine? Yetişmeyebilir. Hı hı. Ama biz yine de bir B planı yaparak bu üretici kesimi de bayram öncesi mi? parasız bırakmama evet, adına evet. yarısını ödeyebilir miyiz diye bir kaynak arayışı içindeyiz. Bu bugün, yarın Ortaya çıkacak. netleşir. Evet, netleşir. Yani piyasaya şu anda 30 milyon Türk liralık bir miktarın bayram öncesi akışı söz konusu. Yani Hı -hı. üreticiye ödenmesi evet. söz konusu. Evet. Hayvancılar Birliği'nin bir noktada daha e, talepleri vardı. Küçük baş hayvan desteklerinin Hı -hı. ödenmesi konusunda burada. Bir kısım sıkıntılar yaşadığımızı biz hayvancılığa birliğine de aktardık. Kendi üyelerinden kaynaklanan, gelip müracaat etmemiş, kaydını yaptırmamış, ama e, bu destekten bunu yapmadığı için yararlanma şansı kalmayan insanlar var. Biz bu süreyi müracaat süresini biraz daha uzatarak bu sektörün içerisinde insanlarımızı, üreticilerimizi mağdur etmeme adına süreyi uzattığımız için müracaat süresini çünkü doğrudan gelir desteği alabilmek için hı hı. E, ispat etmeniz lazım hayvan sayınızı hayvan varlığınızı beyan etmeniz lazım hı hı. dolayısıyla bu beyanları yapmayanlar var birliğin görevi bu beyanları yapmayanların beyanlarını en kısa sürede yapabilmesini sağlaması gerekiyor yani bize evet. daha yardımcı olması gerekiyor ve bu ödemeleri de dün Sayın Başbakan'la yaptığımız görüşmede ve Maliye Bakanı da birlikteydi. Hı -hı. Yaptığımız görüşmede 15 Eylül'e kadar eğer bu işlemler tamamlanırsa 15 Eylül tarihinde de bu doğrudan Hı -hı. gelir desteği küçük baş hayvan kapsamındaki doğrudan Hı -hı. gelir desteğini de ödemeyi planladık. Yani bayramdan önce bayramdan sonra ödemele yani e, yoğunlukta. Devam edecek. Devam edecek. Evet. Zaten program. Ee, sürekli e, gündemde olan bir program. Yani Hı -hı. bugün patatesi ödersiniz yarınları ciye çıkar. Öbür gün süt çıkar. Öbür Bu gün... sürekli zaten var yani, olan bir döngü e, değil tabii mi? Ki, tabii ki. Bu da bizim e, yani yaptığımız bakanlık olarak yaptığımız çalışmalar. Peki bugüne kadar hiç yani, alamadıkları bir şey var mı? Hayır. Yani bugüne kadar hayır. bütün borçlar hep ödeniyor mu düzenli hayır. olarak? Hayır. Ben Alacaklar. göreve geldiğimde bir önceki yılın Sanırım doğrudan gelir desteği ödemelerinin 30 milyonluk kısmı ödenmemişti. İlk koyduğum hedef oydu. O hedefi kısa sürede gerçekleştirdik ve işin normale dönebilmesi için de çalışmalarımızı sürdürdük. Hı hı. Ha şimdi üretici kesimin haklı olduğu, gerçekten haklı olduğu çok önemli bir nokta var. Bu destek programları uygulanırken. Gününde ödemenin yapılabilmesi aslında üretici açısından son derece önemlidir. Hı hı. Bırakınız miktarları bir kenara.